Denge Sende TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Mustafa Ergen hocamla birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Mustafa hocam, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ben akademisyenim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesörüm. Elektrik ve elektronik mühendisliğinde. Daha geçmiş yaşantımda da hem Amerika'da uzun yıllar kaldım, Silikon Vadisi'nde. Doktora sonrasında orada bir şirket deneyimimiz oldu. Türkiye'ye döndük. Türkiye'de de yeni nesil haberleşme konusunda girişimlerimiz oldu, özellikle 5G alanında. Şu anda da hem akademisyenlik hem de kendi startup'ımızda yeni nesil haberleşme konusunda teknoloji üretiyoruz. Bir taraftan da siyaset yapıyoruz. Deva Partisi'nin kurucusuyum. Şu anda da eğitim politikaları başkanıyım. Hocam, ilk önce hem bir eğitmen olarak hem de bir siyasetçi olarak görerek sizi, ben de bir Z jenerasyon temsilcisi olduğum için size şunu sormak istiyorum. Özellikle biz Z jenerasyon olarak eğitim sistemiyle alakalı çok ezberci oluşumdan şikayetçiyiz. Siz mevcut eğitim modelini nasıl görüyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Teşekkürler. Öncelikle Deva Partisi zaten Z kuşağının partisi. Bizim kurucularımız arasında daha üniversite öğrencileri var. İki tane kurucumuz Boğaziçi Üniversitesi'nde hala öğrencilik yapıyor. 30 yaş altında çok kurucumuz var, genel başkan yardımcımız var ve üyelerimiz var. Genel olarak baktığımızda şimdi eğitim sistemi sanayi toplumunun getirdiği bir süreci devamı olarak şu anda işleniyor ve bütün dünya bunu değiştirmeye çalışıyor. Bu yeni kuşak dediğimiz, 21. yüzyılın yetenekleri dediğimiz bir sürecin bir parçasıyız. Eskiden daha çok bilgi yükleme temelli bir eğitim sistemi varken şu anda bu sorgulanıyor. Sebebi şu, şu anda bilgi her yerden alınabilecek bir aşamaya geldi. Yani sizin aldığınız bilgi yalnızca okuldan aldığınız ya da ailenizden aldığınız bilgi yeterli değil. Ya da siz oraya gelene kadar çevreden, internetten, dijital mecralardan daha çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Otomatikman bilgiye ulaşma noktasında bir bedavalaştı açıkçası. Ama eğitim sistemi de bilgi üzerine kurulu bir sistem. Onun için uyumsuzluk var. Bütün dünya bunu değiştirmeye çalışıyor. Çünkü artık eğitim sisteminde ilk önceki sıralama bilgi değil. Eskiden ikinci sıralama formasyondu, üçüncü sıralama sosyal ağdı. Yani siz bir üniversiteye gittiğiniz zaman, üniversitenin size katkısı nedir? Tamam, size mesleğiniz konusunda bilgi veriyor ama formasyon da veriyor. Yani size belli konularda kişiliğinizi geliştirecek yetkinlikler veriyor. Ne diyor? Etik veriyor. Ne veriyor? İşte bir projeyi bitirme becerisi veriyor. Ne veriyor? İşte sözünü tutma becerisi veriyor. Yani aşağı alt alta sıraladığımız zaman, bunlar sizi hayatta tutunduracak, iş ortamında tutunduracak ve başarılı olacak formasyonu üniversitede alıyorsunuz. Üçüncü olarak da sosyal ağ veriyor. Yani siz aynı dersi MIT'de de alabilirsiniz, Türkiye'de de alabilirsiniz, Afganistan'da da alabilirsiniz aynı bilgiyi. Ama niye farklı insanlar çıkıyor ortaya? Çünkü kimle etkileşimde bulunuyorsanız onun size bir getirisi var. Yani bu, o sosyal ağın bir getirisi var, hocalarınızın bir getirisi var, hocalarının tanıdıklarının bir getirisi var. Üniversiteye gelen insanların bir, ziyaretçilerin bir getirisi var. O ne kadar çok zenginse sizin de hayatta başarınız ona göre ilerliyor. Şimdi sorunuza geri dönersek, eğitim, formasyon, sosyal ağ tersine dönmüş durumda. Yani eğitimden beklenen ilk önce sosyal ağ, sonra formasyon, sonra bilgi haline gelmiş durumda. Bunun da üniversitelerden başlayarak 3-18'e kadar yansıması gerekiyor. Yani Z kuşağının beklentisi bu yeni nesil eğitim sistemi. Bunun için biz ilk başta üniversitelerin reform edilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü üniversiteler bir bireyi yetiştirmek için bir kurum, ikincisi toplumu, ekonomiyi belli bir noktaya getirecek bir dinamo. Maalesef şu anda kullanılmıyor bu dinamo. Bu dinamo boşa çalışıyor. Biz yükseköğretim eylem planı açıkladık 50 maddeyle. Üniversitelerin özerk bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Hem idari özellik, hem mali özellik, hem de bilimsel özgürlük çerçevesinde çalışmasını istiyoruz. Yükün kaldırılmasını istiyoruz. Bu neden önemli? Bir, yeni nesil dünyaya nasıl adapte edileceğimizi keşfetmemiz lazım. Bunu kim keşfedecek? Yani biz insanlara, her toplum üniversitedeki akademisyenlere böyle bir özellik tanımış. Yani düşünme özelliği,
bir şeyleri keşfetme özelliği ve bunu da bir ayrıcalıklı kesim olarak tanımış. Ve bunu biz 250 yıldır tatbik ediyoruz bütün dünyada ve üniversitelerin böyle bir özelliği var. Bunu çalıştırmamız lazım. Biz 200 tane üniversitemiz var şu anda. Her birisinin kendi yönetim şekliyle, yani kendi kendilerini yönetmelerini istiyoruz ve yeni dünyaya bizleri hazırlamasını bekliyoruz. Yeni dünya bilinmeyenlerin dünyası. Yeni dünyada siz üniversite sınavına gireceksiniz ama 4 sene sonra girdiğiniz mesleğin ortadan kalkma şansı var. Veya 4 sene sonra yepyeni bir meslekte karşılaşabilirsiniz, hiç adını duymadınız. Belki girdiğiniz meslek mezun olduğunuzda çok önemli olabilir ama 10 sene sonra gündemden kalkabilir. Neden? Çünkü teknoloji dünyasının içinde yaşıyoruz. Girişimcilik dünyasının içinde yaşıyoruz. Ve bu otomatikman otomasyonu sistemin içine sokuyor. Yani işler ortadan kalkabiliyor, yeni işler ortaya çıkabiliyor. Siz bilmediğiniz bir dünyayı keşfedebilmeniz için daha dinamik bir üniversite sisteminin içinde olmanız lazım. Sürekli değişen bir üniversite sisteminin içinde olmanız lazım ve sürekli içinde olmanız lazım. Yani eskisi gibi mezun olup, diplomayı alıp, işte mezunlar gününde ziyaret edeceğiniz bir yer değil. Belki 3 sene sonra bir işte sertifika programı için, belki 5 sene sonra bir master için, doktora için tekrar tekrar ziyaret edeceğiniz bir kulüp havasına girmesi lazım, bir ekosistem havasına girmesi lazım. Buna biz hayat boyu eğitim diyoruz, yaşam boyu eğitim diyoruz. Yani üniversitede bir anlamda halka açılması şeklinde bakıyoruz. Onun için de üniversite sisteminin değişmesi lazım. Yani bunu değiştiremediğiniz sürece yeni dünyanın bir parçası olamazsınız. Üniversiteyi değiştirdikten sonra geriye dönük 3-18'e bakmanız gerekiyor. Yeni nesilde artık 3 yaşından başlayan eğitimin hayatımız içine girmesi gerekiyor. Bütün çalışmalar gösteriyor ki 3 yaşında bir çocuğu yakalarsanız, eğitim sistemi parçası döngüsü haline getirirseniz, onun topluma ve bireye kendisine getirisi kat ve kat fazla. Bu zaman içinde üniversiteye kadar düşüyor. Üniversiteden sonra hayat boyu eğitimde yavaş yavaş artmaya başlıyor. Biz 3 yaşından başlayan bir eğitim sistemini tasarlıyoruz. İlk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim bunun bir eş güdümlü olarak parçası olması gerekiyor. Ve liseye geldiğiniz zaman artık sizin böyle meslek nosyonunun içine girmeniz gerekiyor. Yani ben mesleki olarak yani hayatta kalmak için, hayatta tutunmak için, hayatta başarılı olmak için meslek kavramını artık düşünmeniz lazım. Maalesef şu anda insanları bir funnele sokuyoruz. Üniversitede mezun ediyoruz, ne yapacağız diye bakıyorlar. Yani aldığı mesleğin bir istihdam kapasitesi var mı yok mu kimse bilmiyor. Mezun olduktan sonra karşılaşıyor. Bunun daha erken aşamalarda olması gerekir. Bir de Z kuşağı artık dünyaya daha global bakması gerekiyor. Artık istihdam piyasası yalnızca Türkiye değil, bütün dünya. Siz Türkiye'de çalışarak, Türkiye'de oturarak bütün dünyadaki istihdam piyasasının bir parçası olabilirsiniz. Ve bunun için yeterli doneler, yeterli eğitim sistemi, yeterli materyal internette var. Yani kendi kendine öğrenebilen bir kuşağı biz burada yetiştirmemiz lazım ki genç nüfusu çok yüksek bir ülkeyiz. Bu ham maddeyi doğru kullanabilirim. Yani yeni dünyanın ham maddesi eskisi gibi petrol değil, altın değil, yerin üstündekiler, beşeri sermaye. Bizim de genç nüfusumuz yüksek bir durumdayız. Bu bir, büyük bir avantaj. Bunu doğru bir eğitim sistemiyle karşılaştırırsak yepyeni bir Türkiye'yi görürüz. Eğer karşılaştıramazsak maalesef fakirleşen bir ülke görürüz. Yani fakirleşerek zenginleşen bir ülke görürüz. Bu bir toplumun karşılaşabileceği en büyük faciadır. Yani Japonya zenginleşerek yaşlandı. Almanya zenginleşerek yaşlandı. Türkiye'nin de zenginleşerek yaşlanması gerekiyor. Bu çalışmanın içindeyiz. Özellikle Z kuşağı olarak dijitalleşme vesaire dediniz. Biz çok fazla yeniliklerin olduğu bir dönemde büyüdük aslında. Yani yeniliklerin içinde büyüyüp yenilikçi bir nesil olduk aslında Z kuşağı olarak. Bu yenilikler, tabii yeniliklere alıştık ama yenilikler de getiriyoruz aynı zamanda Z kuşağı olarak. Çok fazla girişimcimiz var aslında Z kuşağında. Girişimci düşünceye sahip bir kuşağız. O yüzden sizden aslında girişimci Z kuşağına bir öneri tavsiye istiyorum. Yani şöyle, ben Türkiye'ye döndüğümde girişimcilik dersleri vererek başladım üniversitelerde. Yani Girişimci Kapital adında bir kitabımız yayınlandı. Bu hani daha çok hani girişimcilerin teknoloji dalgaları nasıl ilerliyor, işte girişimci olmak için ne yapılması gerekir, kamunun ne yapması gerekir noktasından. Şimdi girişimciliğin en büyük özelliği gelecek teknoloji dalgalarını görebilmek. Yani siz 4 sene sonraki
teknoloji dalgasını şimdi görürseniz 4 sene boyunca hazırlık yapabilirsiniz. Bunu görmediğiniz zaman artçı depremlerin parçası oluyorsunuz. Yani ismi konulmuş teknolojilerin parçası oluyorsunuz. Bunun getirisi çok fazla olmuyor. Onun için ihtiyaçları, problemleri farklı gözle görebilmek lazım. Yani biz dünyada hangi problemleri çözersek bunun maddi getirisi olabilir. Bazen hani maddi getirisi olmak zorunda değil, toplumsal getirisi olabilir. Yani bu daha çok çevresel ve toplumsal startuplar da var şu anda. Ama az bir çabayla ne kadar çok etki yaratabiliriz? En büyük girişimcilik budur zaten. Yani üstsel büyümeyi yakalamanız lazım. Eğer siz doğrusal bir büyüme yakalıyorsanız, yani ne kadar çok emek veriyorsam o kadarını alırım dediğiniz zaman daha çok orta ölçekli işletme haline geliyorsunuz. Yani girişimcilikte yani üstsel getirinin yüksek olduğu alanlara yönelmek gerekiyor. Bir de ben neyi yapabilirim? Yani benim yetkinliklerim nedir? Yani ben şu andaki yetkinliklerimle, şu andaki ulaşabileceğim sermaye ile, finansmanla hangi problemi çözerim ve bu problemin getirisi var mı yok mu? Bu sürekli sizin zihninizin açık olması gerekir. Sürekli aldığınız bilgileri o farkındalıkla işlemeniz gerekir. İnsanlarla konuşurken o farkındalıkla ilişki kurmanız gerekir ki bir ekosistemin parçası olun. Onun için yani benim en büyük tavsiyem insanlar nerelere yatırım yapıyor, hangi startuplar kurulmuş, bunları özümseyebilmek, bunları düşünebilmek. Ya bu adam bu startup'ı kurmuş ama neyi çözecek acaba? Yani çözdüğü zaman bunun ne getirisi olacak? Getirisinin işte ne zaman realize olacak? Bu insanların kafasında, arka planında soracağı sorular. Yani bu doğru soruları sorarak etrafa bakarsanız siz de bu ekosistemin parçası olmuş oluyorsunuz. Yani herkese illa şirket kurmak zorunda değil. Çok çalışkan bir şirket kurucusunun bir parçası olmak da çok büyük bir getiri, çok büyük bir kazanım. Deneyim çok önemli burada. Örneğin işte bir oyun şirketimiz vardı biliyorsunuz. Çok iyi bir şekilde rakamlara satıldı. Şu anda o şirketin bir parçası olanlar çıkıp farklı şirketler kuruyorlar. 52 tane şirket kurulmuş böylelikle. Zamanında Silicon Valley'de böyle başladı. Yani zamanında işte 1900'lü yıllarda Fairchild Semiconductor şirketinden ayrılanların kurmasıyla tetikleniyor. Yani her o şirket başarılı oluyor. O şirketten ayrılanlara farklı şirket kuruluyor ve bir ekosistem oluşmaya başlıyor. Bizim şu andaki girişimcilerimiz biraz yani nasıl diyeyim, vahşi batıda kendi çabalarıyla ilerliyorlar. Kendi çabalarıyla başarı gösteriyorlar. Yani unicorn dediğimiz, işte decacorn dediğimiz şirketler kuruyorlar. Bu daha organize olursa, devlet daha organize bir faaliyetle onlara destek verirse, onların yeşermesini sağlarsa dünya ölçeğinde daha kalıcı olur. Daha kalıcı bir ekosistem olur. Önemli olan buranın kalıcı olabilmesi. Zaten genç nüfusu yüksek bir ülkeyiz. Bunun buzdağının üst tarafını görüyoruz. Alt tarafını daha aktif edebilmemiz için devletin organizasyon olarak teşvik vermesi, devletin organizasyon olarak bazı şeyleri yapması gerekiyor. Hedefimiz de bu açıkçası. Peki, şimdi Deva Partisi'ne gelecek olursak, Deva Partisi Z kuşağının partisi dediniz. Ben özellikle Z kuşağı olarak merak ettim. Deva Partisi'nin Z kuşağına yönelik çalışmaları ve vaatleri ne duymak isterim açıkçası? Teşekkürler. Şimdi biz her konuda eylem planı açıklıyoruz. Şu anda 16 tane eylem planı açıkladık. 22'ye kadar ilerleyecek. Yani tarım eylem planından başlıyor, işte sosyal yardımlardan, işte dijital dönüşümden, kalkınma planından, yüksek öğretimden, gençlerden, sağlıktan, işte 3-18'e kadar. Her birisinde 90 günde, 360 günde ne yapılması gerektiğini şu anda listeliyoruz. Ve bunların hepsi eşgülümle gidiyor. Yani siz geldiğiniz zaman otomatikman, yani eğitimi değiştirdiğiniz zaman hani kalkınmayı ne yapacaksınız ya da sağlığı ne yapacaksınız değil. Hepsi eşgüdümdü. Hatta eğitim bunların hepsini yatay kesen bir nokta. Yani tarımda da var, ekonomide de var, işte dijital dönüşümde de var, kalkınmada var, sağlıkta var. Biz ne yapacağız? Yani birincisi biz bu topluma bir ümit vermemiz lazım. Yani gençler neden bu ülkede kalmak istesin? İkincisi kaldığı zaman biz onlara bir yetkinlik sağlayabiliyor muyuz? Bunu çözmemiz lazım. Aksi halde gençler maalesef kendini sorguluyor. Bir ümit içinde değiller. Duygusal olarak kopma üzerindeler. İlk önce bunu tamir etmemiz lazım. Bunu tamir edebilmek için de bir adaletin tesis edilmesi gerekiyor. Özgürlüklerin gelmesi gerekiyor. Üçüncüsü de eğitim sisteminin düzelmesi gerekiyor. Akabinde bir startupları önünü açmamız gerekiyor. Onun da ötesinde gençlere teşvikler vermemiz gerekiyor. Ve bunlar ülkelerinde
ürettikleri sürece yükselebilecekleri, liyakatla ilerleyebilecekleri bir toplumu onlara vaat etmemiz gerekiyor. Bunu vaat etmediğiniz zaman zaten otomatikman siz yeri kaybediyorsunuz. Yani onların gönlünü kaybediyorsunuz, zihnindeki yerini kaybediyorsunuz. Biz ilk olarak onu tesis etmemiz gerekiyor. Söylediğim gibi Z kuşağı yüksek bir ülkeyiz. Z kuşağının bu ülkenin bir parçası olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hem güvenmesi, hem doğru yetkinliklerle eğitilmesi, hem de bireysel olarak getiri kazanması, hem de toplumsal olarak bize getiri vermesi gerektiğini düşünüyoruz. En büyük amacımız bu. Yani bizim amacımız beşeri sermayenin yeni neslin, 21. yüzyılın ham maddesi olduğunu düşünüyoruz. Bu çok önemli. Yani biz petrol aramak, gaz aramak veya başka bir şey değil. Bu beşeri sermaye önemli bizim için diyoruz. Bizim ham maddemiz burası. O zaman bütün devlet mekanizmasını, devlet yardımını bu noktada kanalize etmek istiyoruz. Z kuşağının özellikle gelecek kaygısını göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten çok yapıcı düşünceleriniz var. Bunun için açıkçası çok memnun oldum ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Kapatmadan önce son olarak Denge Sende ile ilgili kısa bir yorumunuzu rica edeceğim. Ben de yani bunu öğrendim, çok çok mutlu oldum. Çok önemli bir konu. Yani sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi biliyorsunuz bütün dünyanın konusu. Bu yalnızca hani çevre olarak bakmamak lazım. Bu tamamen bütün ekonominin değişmesi olarak bakması lazım. Burası yeni oyuncuların çıkacağı bir alan. Yani zamanında İbn Haldun söylemiş, bazı noktalarda alttakiler üste, üsttekiler alta çıkar. Bu da çevre, yeşil ekonomi, bütün dünyayı farklı bir gözle bakacağımız bir maraton. Bu maratonda bizim de bir tematik alan olarak bakmayıp daha bütüncül olarak bakmamız lazım. A'dan Z'ye hem eğitim planından tutun hem de işte iş dünyasına kadar bu yarışta belli yerlere sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çevre ve doğa hakları eylem planımızın büyük bir kısmı bu konu üzerinde. Siz de çok doğru bir konunun üzerindesiniz diye düşünüyorum. Profesör Doktor Mustafa Ergen'le birlikteydik. Denge Sende TV'ye abone olmayı unutmayın. Dengede kalın, sağlıkla kalın.